4 ve 3 Mart'tayız. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı için yaklaşık olarak 8 dakika içerisinde hava çalışmasına başlayacağız ve yerel saatle 18.25'te inmiş olacağız. Rüzgarlı bir hava sizleri bekliyor. Pegasus Havayolları ve ekip adına bizler uçtuğunuz için teşekkür ederim. Hepinize iyi işler. İyi akşamlar dilerim. Büfe var. Onun önünde buluşalım mı? Evet evet. Aynen yandan. Orada buluşalım mı? Tamam geldim. Bay bay. Şu an Deniz'i hiç bırakmak istemiyorum. Çünkü çok güzel ama. Arkadaşım ekliyor. Ona gidiyorum. Hava sandığımdan daha soğuk. Yani iyi ki kalın bir kaban giymişim. Aslında ben kalın bir kaban giymeyecektim. İyi ki giymişim. Ya trafiği olmasa çok güzel şehir İstanbul ya. Gerçekten. Burada yaşamayı çok isterdim. Ama işte trafik. Şeyden, Sabiha Gökçen'den havabüsle Kadıköy'e tam bir saatte geldik. Ve hani gerçekten aslında o kadar uzun da bir yol değil yani. O kadar çok durduk, o kadar çok yavaş yavaş geldik. Tam bir saat. Şimdi finally kola nerede? Kolayı bulacağım. Buldum, kola. Biz şimdi Kadıköy'deyiz. Cilt makyajı yapmadım da kendimi çok çirkin gördüm şu an. Ben balık ekmek için ölüyorum şu an. Mercanlı değil mi orası? Evet, mercan kokoreç. Mercan kokoreçe gideceğiz. Ben balık ekmek ve midye yiyeceğim. Çünkü Ankara'da yok yani öyle güzel. Balık kapanmış mı oraya? Yok. Şampiyon mu olmuş? Yok yok. Ha ileride. Tamam. Biz şimdi gidiyoruz. Bu arada yolda Brezilyalı bir arkadaş edindim. O burada Türk arkadaşı da buluşacakmış. Ben de senin fotoğrafını gösterdim. Kız nasıl gidiyor? Türkçe konuşuyor dedi. Evet dedim. Çok iyi konuşuyor hem de dedim. Şaşırdım. Neyse çıkalım buraya. Şimdi... Ay çok yukarı. Şu an oturduğumuz yerden sırf ben denizi göreyim diye kalktık. Biraz soğuk hava ama denizde görünmüyor ama. Aşina değilim.
değiştirip yüklerim. Belki sadece böyle yüklerim. Bilmiyorum. Şimdi size Instagram'dan sorular sormuştum. Anket yapmıştım. O anketlerin cevaplarını birazdan şurada konuşuyor olacağız. Onu da ayrı bir video olarak yükleyeceğim. Hepinizi seviyor ve öpüyorum. İyi geceler. Görüşürüz. Herkese merhaba. Bol allıklı ve kırmızı yüzümle size video açıyorum. Şu an saat akşam 6 falan. 6'ya gelmek üzere. 5.41. Bugün akşam aslında arkadaşım kolyeyle buluşacaktım. Yemek yiyecekti. Fakat planlar değişti. Ben şimdi ne yapacağımı hiç bilmeden dışarı çıkıyorum. Beşiktaş'a gitmeyi düşünüyorum. Bebeğe gitmeyi düşünüyorum. Vapura da binmek istiyorum. Bir sürü istediğim şey var. Ve tek başımayım. Bugün bir kişisel detoks günü. Kendimi anlamaya çalışacağım bugün böyle. Kitap okuyacağım, gezeceğim, tozacağım, bir şeyler yiyeceğim, tek başıma kahve içeceğim falan. Güzel bir gün geçecek diye düşünüyorum. Ben gidiyorum. Sizi öpüyorum. Yani bir sonraki istasyonda görüşürüz. Ben kalın bir mont giydim, içime ince bir şey giydim. Yine spor ayakkabısı ve sırt çantam ile ben çıkıyorum. Mecidiyeköy'den Beşiktaş'a tam 1 saat 15 dakikada geldim. Şu an açlıktan uyuyordum. Felaket bitirdim. Beşiktaş'tan Ortaköy'e yürüdüm. Hala yürüyorum, gelmedim. Ama birazdan kumpir yiyeceğim. Çok mutluyum. Biraz soğudu ama yine de gayet güzel. Ben şu an kumpircileri arıyorum. Resmen yerini uygunmuşum. Ortaköy Camii'ni oynaymışım. Aradan bir yerden geçiyordum galiba. Gidiyorum. Sonunda artık gidiyorum kumpircilere. Burası ne bu kadar boş? Duymadım. Burası meşhur Ortaköy kumpircilerin olduğu sokak. Buldun mu orayı abla? Geçiyorum. Hanımefendi neden gidecek? Gidiyorum. Bunu dediler bu arada. Şimdi. Hello. Falan da çıktı. Evet, ben yemedim. Kısır rica edeceğim. Bu kadar. Bu kadar. Başka. Şu tarator mu? Sahilde bank var mı? Ondan diğer sahilde. Biraz anlayayım. Orada bir çay kahve. Bu kadar. Ketçap mayonez ister misin? Aa, ketçap mayonez isteyeyim mi? Nereye ketçap yiyeyim? Az az olsun. Az az olsun. Ali Baba. Tamam, bir kumpir aldım Ali Baba'dan. Ben burada Ali Baba'yı seviyorum. Bir sürü kumpirci var ama Ali Baba benim favorim. Tamam, çok güzel oldu. Gerçekten mükemmel oldu. Ya kumpirciler aşırı komik tepkiler veriyorlar ve çok eğleniyorum ya. Ali Baba'da bu arada adaşım var. Bir de özgürmüş. Orada çeşen. Çok tatlı bir vardı. Bence oraya gitmem. Bizi şu an zor tutuyorum yememek için kendim. Önce ilk fotoğraf bir çekeceğim. Ondan sonra yiyeceğim.
kocaman bir kumpir yedim. Tabii ki hepsini yemedim çünkü çok büyüktü. Bu da 11 kişinin bitirmesi bilmiyorum ne kadar mümkün. Şimdi bebeğe yürüyeyim dedim ama biraz mesafesi var galiba. Bir de hava biraz daha soğudu. Bir otobüs bulursam bebeğe giden binerim çünkü İstanbul'da kısa mesafe böyle Ortaköy bebek, işte Beşiktaş bebek gibi mesafelerde taksiciler surat asıyor. Dün ben Beşiktaş'a Şişli'ye gittim mesela. Bayağı surat asılar. O yüzden bulabilirsem otobüse bineceğim. Biraz rüzgarlı hava fakat ben burada ne olursa yürürüm ya, karda yağsa yürürüm. Çok güzel bir sahil, Allah kahretsin. İstanbullular çok şanslısınız, Ankara'da hiçbir şey yok. Şu an resmen şurayı görünce kendimden geçtim. Ses tonu ne kadar çirkinleşti, farkında mısınız bunun? Neyse biraz sakin çıkıyorum. Peki bir de şurada ama tabii ki oraya oturmayacağım. Çünkü geçen oturduğumuzda çok kötü bir şey içmiştik, bubble tea diye. Bayağı midemiz bulanmıştı. Burası. Kimse yok bakın. Bomboş. Ben Starbucks'a gideceğim. Bir İstanbul günü daha bitti. Üzülüyorum çünkü.